destek veren başta tüm yetkililerimize ve kaymakamımız ve ilçe emniyet müdürümüze, ilçe eğitim müdürümüze ve değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamım. Biz de size teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Destek sağladınız, buraya kadar zahmet ettiniz. Aşk olsun. Ben her zaman böyle işte seve seve ve gönülle gelirim. Yeter ki böyle çocuklarımıza müziği sevdirelim. Sadece dediğiniz gibi yukarıda bir şey konuşuyorduk Sayın Kaymakamım. Sadece müzisyen değil, çok güzel berberlerde yetişsin. Evet. Ne bileyim. Hedefimiz o. Neydi? Siz de anlatırsanız. Ya. Güzel, her meslekten bu bölgedeki insanımızın da meslek sahibi olması. Yani başta elektrik, berber, kasap ne varsa en iyi berber bunlar olsun. En iyi kasap bunlar olsun. En iyi öğretmen bunlar olsun. Öğretmenimiz bizim için çaba gösteriyor. Biz de tabii çaba etmemiz lazım. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Ben büyüyünce insanlarla iyi anlaştığım ve insanları anladığım için ben büyüyünce psikolog olmak istiyorum. Bu projeye başladığımdan beri çok mutluyum. Çünkü çok güzel bir duygu, çok güzel bir heves. Zaten davulka çalmak hayalimdi. Aslında ben enstrüman çalmak istiyordum. Yusuf hocamıza çok teşekkür ediyorum. Benim gerçekten yapamayacağımı düşünüyordum ama beni güçlendirdi ve buna teşekkür ediyorum. Evde boş zamanlarım oluyordu. Artık onları değerlendiriyorum. Darbuka çok hevesim vardı. Akşamları bile rüyama giriyordu. Evet, projemizin amacı özellikle roman öğrencilerimizin ve dezavantajlı bu bölgenin öğrencileri okulu sevdirmek. Bunların büyük kısmı bu öğrenciler okula devam etmeyen öğrenciler. Okula devam etmediklerini görünce bunları nasıl okula devam ettirebiliriz araş içinde olduk. Bu nedenle müzikle onları buluşturarak okula da devamlarını sağlamayı hedef edindik. Bu amaçla özellikle ritim grubu dediğimiz bir müzik grubu ve halk oyunları grubu oluşturuldu. Yaklaşık 60 tane öğrencimizi bu çalışmalara kazandırdık. Bunun yanında bunlarla birlikte okuma yazma bilmeyen velilerinin de eğitimin içine alarak onlara da okuma yazma kursları düzenleyeceğiz. Hedefimiz özellikle örnek alınabilecek meslek ve kişiler oluşturmak Roma vatandaşlarımız arasında ve bu bölgede örnek alabilecekleri şahsiyetler yetiştirmek diye düşünüyoruz. Bakanlığımız tarafından başlatılan eğitimle yeniden buluşma projesi kapsamında bir ay içinde yaptığımız çalışmaların neticesinde 120 tane öğrencimizi eğitime yeniden kattık. Bu Yeşilkent Mahallesi'ndeki özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitime okula devam etmeyen öğrencilere biz bir ilçe sosyal yardımlaşma kaymakamlıkla birlikte bir proje başlattık. Projemizin adı okulumu seviyorum, ritme ayak uyduruyorum. Çocuklar bu projeyi çok sevdi. Projeyi geliştirdik. Şu an velilere okuma yazma kursları, ardından velilere meslek edindirme kursları ile devam edeceğiz. Amacımız dışarıda hiçbir öğrenciyi bırakmadan tüm öğrencilerimizi okula dahil etmek. Öğrencilerimizi aynı zamanda bu yönde örnek olabilecek Balık Ayhan gibi sanatçılarımızı buraya getirerek hem isteklerini hem okuya motive olmalarını daha da arttırmaya çalışıyoruz.